AK Parti Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan anlatıyor. Annem babamın ikinci eşi. Bölgemizde erkek zenginse eş sayısı da artar. Babamın erkek çocuk isteği annemin ölümüne kadar gitti. Ben ailemin ikinci çocuğuyum. Doktorlar anneme üçüncü bir çocuğun hayatını tehlikeye atacağını söylemişlerdi. Annem beni ve ablamı yanına alıp Şeyh Ahmet Salman'ı mutlu etmem gerekiyor. Onun neslini sürdürmem gerekiyor. O nedenle bir erkek çocuk doğurmalıyım dedi. Annem bu nedenle üçüncü kez hamile kaldı ve bir kız daha doğdu. Adını Songül koyduk. 2 yıl sonra da annemi kaybettik. Çocukluğumdan beri Şeyh Ahmet Salman'ın neslinin sadece erkekle değil bir kadınla sürdürülebileceğini kanıtlamayı kafama koydum. Bu sayede ailede ilk okuyan kadın ben oldum. Siyaset ve iş hayatına girdim. Biliyordum ki başarırsam başka kadınların da önünü açacağım. Bölgede tuğla fabrikası kurarak kadınların da toz çamur içinde çalışabileceğini gösterdim. Pek çok hikayeden biri ve Fatma Kotan bağımsız kadın kimliğini ortaya koymuş. Evet, vekil olmuş ama eşinin şiddetine maruz kalmış. Şimdi böyle bir hikaye size ne düşündürüyor? Kadının hayatı anlamında da soruyorum. Hani vekil olursun ama yine kadınsın bu hikayenin özü. Bu ilginç hikaye ve aslında olağan dışı bir kadın burada. Bir aşiret ortamından yetişip bir şeyhin kızı, evet, olarak ve o şeyhin ikinci karısının çocuğu olarak yetişen bir kadın çalışarak, yani istihdam yaratarak kendine bir imkan, evet, yaratarak, tabii muhakkak ki mali imkanları, maddi imkanları vardı, hı, aileden gelen, evet, ama kendi çalışmayı tercih ederek ve sonra da hatta politikaya atılarak bir varlık gösteriyor ve doğru bulmadığı bazı şeyleri değiştirmeye yönelik çalışıyor. Takdire şayan tabii. Bu çok özel bir örnek aslında ve çok az bulunan bir örnek. Evet. Ama şiddete maruz kalması kısmı çok sık görülen. Gene de şiddete maruz kalabiliyor. Eşini bilmiyorum nasıl bir çevreden geliyor ama yaşadıkları bölge bakımından, işte Ardalan bakımından, kendi ailesinde de zaten görüyoruz işte ikinci eş durumu, evet, var. Böyle bir ortamda bu kadın ve ne kadar kendisi çaba sarf ederse etsin aslında çok baskın ataerkil değerleri değiştiremez. Yani çevresindeki kültürü değiştirmekte tabii zorlanır ve tabii bunu görüyoruz kendi eşinden gördüğü şiddet bakımından. Ama buradan yola çıkarsak aslında Türkiye'de kadınların çok farklı dünyaları olduğunu zaten en başta söyleyebiliriz. Çok karmaşık bir olay kadının konumu. Hatta yabancı, işte yurt dışından gelen gözlemciler, akademisyenler, bilimciler hep şaşarlar. Çünkü belli bir kalıba sokmak çok güç. Evet. Türkiye'de büyük bir çeşitlilik var. Zaten çok tabakalaşmış bir toplum. Yani sosyal sınıf farklılıkları, kırkent farklılıkları çok, evet, çok belirgin ve kadın erkek ilişkilerinde de çok farklı dünyalar var. Yani birbirinden, evet, böyle uçurumla ayrılmış dünyalar var. Şimdi şöyle de bir yanı var. Fatma Kotan örneğinde, evet, doğuda erkek zenginse, aşiretse o kadar çok eş sahibi olabiliyor ve bir neslin sürdürülmesi için kadın, evet, araç gibi gözüküyor. Evet. Burada işte feodal yapı diyelim, ataerkil kodlama diyelim. Evet, tabii. Tüm bunlar var. Fakat eğitim ne kadar çözüm? Şimdi siz farklı farklı yapıda dediğiniz için söylüyorum. Şimdi araştırmalarda Türkiye'de evliliklerin ilk 3 yılında üniversiteli kadınların %73,5'unun, gecekondu ve kırsal kesimde yaşayanların %90'ının şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Üstelik, evet, şiddet uygulayan erkeklerin de oranına baktığınızda üniversite mezunu oranı hiç de azımsanacak düzeyde değil. Hı. Peki nerede bu çelişki? Ama işte biraz önce söylediğiniz orada bir fark var. Hı. Üniversite mezunu kadınlarda kaç dediniz, yüzde kaç? 73,5. Evet. O da yüksek. Tabii çok yüksek. Yani bu ne şekilde ölçülüyor bunlar? Tam elbette bilemiyorum. Çok da dikkatli olmak lazım bu konularda. Ama doğru. Yani
Aslında bütün dünyada da var zaten. Tabii bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Yani erkek şiddeti kadına karşı bütün dünyada da var. Türkiye'de çok ciddi. Gene kültüre dayanıyor. Yani ataerkil dünya görüşüne dayanıyor. Ve başka faktörler de işin içine giriyor. Yani kadın eğitimi aslında bizim birinci ön planda gelen konumuz olmalı. Çünkü eğitilen kadın çalışabiliyor. Yani işte ekonomik bağımsızlığını elde edebiliyor. Çok daha fazla meslek sahibi olma imkanına sahip oluyor. Ve orada birçok şeyler değişiyor. Aslında belki şu Türkiye'deki kadın eğitimi ve istihdamı konusuna, çünkü bunlar daha genel istatistikler. Şuna şöyle bir bakacak olursak, buyurun, çok çarpıcı. Bunu belki gösterebilirim. Bilemiyorum, biraz görebiliyor musunuz? Burada kadın eğitimi ve istihdamı arasındaki ilişki. Evet, şimdi burada gözüküyor. Evet, burada şu çok çok düşük düzeylerde istihdam ilkokul düzeyinde çok düşük istihdama katılım var. Evet, birden ortaokul özellikle liseye yani ters olduğu için biraz zor bakarak ders veriyorum. Evet. Okul derecesi, evet, okul eğitim derecesi, düzeyi liseye, arttıkça liseye geçildiğinde, lise mezunu evet. olunduğunda fark ediyor. Üniversitede de daha çok fark ediyor. Yani burada kadının istihdamıyla eğitim arasında neredeyse doğrusal bir ilişki var. Ve bu önemli, çünkü bir taraftan da hem kadının konumunu geliştirme bakımından evet. önemli, hem de toplumun ekonomik gelişmesine de katkısı var kadının istihdamının. Çünkü evet. bunu Çalışma Bakanlığı projeksiyonları da ortaya koyuyor. Kadın istihdamında %5'lik bir artış, evet. yoksullukta, toplumun yoksulluğunda %15'lik bir azalışa, çok kayda düşüşe yol açıyor. Yani kadının istihdamı aslında bu toplum için şart, gerekli. Şart. Dolayısıyla kadının yeri evidir diye kadının hareketini sınırlandırmak aslında topluma da iyilik yapmak olmuyor. Evet. Şimdi kadının yeri evidir'in ötesinde son 7 yılda yine Adalet Bakanı'nın bizzat açıkladığı bir veri var. Son 7 yılda kadın cinayeti oranının %1400 artmış olması, evet. yani kadına yönelik bu şiddetteki artışı bugünlerde hemen herkes sorguluyor ve evet. bundan bir belki sebep sonuç ilişkisi çıkarmaya çalışıyor. Bu yanıyla konuşalım ama biz sokağa da çıktık. Eğer hazırsa o röportajları da ekrana getirelim. Evet, herkes bir şeyler söylüyor. Kadına evet. yönelik şiddet niye böyle artıyor, bir izleyelim. Sizce kadına şiddet ve cinayetlerdeki artışın sebebi nedir? Yani en büyük nedeni ekonomik şartlar, yani ekonominin yetersiz olması. Eğitimsizlik, başka bir şey demiyorum. Geçmişte kalan bir şey vardır bizim Türk milletinde. Bir kadına karşı bir egemenlik. O egemenliği korumak için kadına şiddet uygular. Yanınızda kameraman erkek ama erkeklerde bu vardır, hep kadınları bastırma. Kadınların da daha çok erkeklere ihtiyaç duyması. Eğitimsizlik olarak düşünüyorum. Yani günümüzün şartları. Eğitimsizlik aslında. Birincisi hukuk kurallarının, hukuk ceza işlemlerinin yetersizliği. İkincisi Müslüman bir ülkede yaşıyor olmamız. Üçüncüsü eğitim problemi. Dördüncüsü memleketin gidişatı. Ben ahlaki dejenerasına bağlıyorum. Yani insanlar gerçekten sahip olmuş olduğumuz inançlara bağlı kalsalar bence bu şiddeti uygulamazlar diye düşünüyorum. Kadınların okuma yazma oranının düşük olduğu bölgelerde daha çok kadına şiddet görülüyor. Büyük kentlerde de ekonomik sebeplerden dolayı kadın şiddet görüyor. Sosyal sebepler var. Ülkenin ataerkil yönetimle yönetilmesinin sebepleri var. Erkeklerin kadınlara değer vermemesi bence. Öyle düşünüyorum. Türk toplumu gün geçtikçe şehirleşiyor, modernleşiyor. Köyde yaşayan nüfusun çoğu geçmişte büyük oranda köylerde yaşıyordu. Daha çok geleneksel değerler vardı. Şimdi şehir toplumuna adaptasyon sıkıntıları var. Siz bir şiddet olayına ya da kadın cinayetine tanık olsanız ne yaparsınız? Yani müdahale ederim diye düşünüyorum, evet. Kayıtsız kalmam. Hemen yetkili mercileri ararım. Çok kötü bir şey, herhalde bir depresyona girerim. Ben de yardıma giderim.
Yani o adamı gördüğüm zaman da herhalde ben ona şiddet duygulardım. Böyle eskiden kavgalarda insan girerdi, şimdi giriyorsun sen de maruz kalıyorsun. Ya elimden bir şey gelirse yapmak isterim ama ne kadar yapabilirim onu da bilmiyorum. Aa, çok kötü bir şey. Ne yaparım? İyili kişilere herhalde ya yardım etmeye çalışırım. Evet, aslında epeyce toparlamış gibi olmuş değil mi? Evet. Dışarıdan gelen, sokaktan gelen görüşler evet. için ne söylersiniz? Tabii. Neden yani, kadına yönelik şiddet artıyor? Tabii, çok bilinçli cevaplar, gözlemler var. Öyle. Yani bunu, bütün söylenenler doğru. Evet. Aslında. Peki sizin özellikle son dönemde daha fazla görünür oluyor diyen de var. Aslında hep var. Vardı ama bugünkü kadar görünür değildi diyen de var. Ona katılır mısınız? O da doğru. O da doğru ama... Bunu neye bağlıyorsunuz? Daha büyük ve daha fazla bir bilinçlenme var. Dolayısıyla medyaya daha çok yansıyor. Daha çok şikayet yapılıyor mercilere. Şikayet ediliyor. Ve böylece aile içinde saklı kalmıyor. Daha çok ortaya çıkabiliyor. Bu tarafı iyi bir şey. Ama bu tek başına daha çok görünür olması tek başına bu artışı açıklamıyor. Evet. Onu açıklayan bir başka bence önemli sebep toplumun daha giderek muhafazakarlaşması. Yani ataerkil değerlerin daha fazla kabul görmesi. Bakın şimdi aslında bu söyleşiyi niye yapıyoruz? Bir yerde vesile olan çok önemli olay. Evet. 1934 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olması. Dediğiniz gibi bu fevkalade önemliydi. Evet. Bir de şunu da hatırlayalım. 1933 yılında Hitler gücü ele aldı. Evet. Seçildi aslında, demokratik olarak seçildi, onu da unutmamak gelişi lazım. Öyleydi, evet. Gelişi öyleydi. Seçildi ve seçildikten sonra müthiş bir faşist yaklaşımla en önce kadınları aslında sınırladı. Bu pek bilinmez. Ama özellikle onun bir üçlüsü vardı Hitler'in. Kinder, Kühe, Kirche. Çocuklar, mutfak. Ve kilise. Yani kadının hareket alanını bu üçlü içinde sınırlandırdı. Atatürk ne kadar büyük bir önderdir ki, ne kadar bir dehadır ki, bu 33'teki Avrupa'daki bu olaya karşı kadına seçme ve seçilme hakkını vermek için uğraştı. Ve bunu sağladı mecliste. Ataerkil değerlerin saklı tutulması ya da daha fazla öne çıkarılması bir anlamda kadının yerini, statüsünü daha aşağıda kılan bir durum, öyle midir? Ya, tabii öyle ama yani burada Hitler, Atatürk zıtlığı, karşıtlığı, kontrastı politik olarak ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü kadının seçme ve seçilme hakkına sahip olması aslında toplumun çağdaşlığının simgesidir. Peki modernleşme konusunda şimdi, nerede hata yaptık o zaman? Hata yapmadık. Belki yeterli olmayan şeyler oldu. Bir de yani modernleşme çok geniş, karmaşık bir konu. Şöyle, aslında Cumhuriyet'i şimdi eleştirmek çok moda. Evet. Malum. Ama bazı eleştiriler bence çok insafsız oluyor. Yani bu kadın, en önce yani kadına bu hakkı vermesi bir yönetimin son derece simgesel, sembolik önem taşıyor. Ve yani bir çağdaşlaşmaya gitme iradesini gösteriyor. Ve sadece bu da değil. Toplum tarafından benimsenip, evet, azmedilip öyle yaşanması, evet, da gerekiyor. Ama sadece de bu değil. Sadece böyle sembolik şeyler yapılmadı. Evet. Çok da fazla Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hizmet verildi. Özellikle eğitim hizmeti. Ve kızlara da, erkeklere de. Bakın bu çabalara rağmen yani Cumhuriyet'in ilk devirlerinde 10 kadından sadece en başında 20'lerde 10 kadından sadece biri okur yazardı. 10 erkekten de sadece 3'ü. Yani Osmanlı aslında insanını eğitmemişti. Osmanlı'da eğitim görenler bir avuç içi kadar küçük, çok üst düzey İstanbul gibi kentlerde, hatta neredeyse sadece İstanbul'da sadece İstanbul. Yaşayan varlıklı kesimdi.
bunlar özel eğitimler alıyorlardı falan. Tabii mahalle mektepleri falan da vardı ama yani sayılar olarak ve bütün halka ulaşmak bakımından Cumhuriyet'in eğitim seferberliği son derece önemli oldu. Ve o kadar da zor bir şey ki tabii. 1935'te hala 10 kadından biri değil ama 10 kadından 3'ü hala okur yazardı. Ve erkeklerin de daha fazlası tabii okur yazardı ama zor olan işler bunlar. Yani bir de şunu bilmek lazım, Cumhuriyet yönetimi, devlet ve millet çok fakirdi. Tabii. Yani Osmanlı'nın borçları ödendi yıllar yılı düğünü umumiye. Evet. Yani çok çok büyük bir yoksulluk içindeydi halk. Şimdi buna rağmen eğitim sağlandı. Şu da aklıma geldi. Yanlış biliyorsam düzeltin. Aslında eski Türk devletlerinde kadının statüsü neredeyse erkekle eşit. Değil mi? Miras hukuku anlamında başta olmak üzere ki o da bir göstergedir. Evet. Daha sonra Osmanlı'da kadın haklarından mahrum kalıyor. Şimdi oralarda yani epey tarihe girmek lazım. Tabii o mümkün değil bizim için ama yani tarihçilere bırakmak lazım bunu. Ama şöyle yani İslam öncesi göçebe toplumda yani sadece de göçebe Türk toplumunda değil antropologların bulgularına göre bütün dünyadaki göçebe ve toplayıcı yani tarım yapmayan, yiyecek toplayan ve göçebe olan, hayvan güden toplumlarda kadınla erkek arasındaki iş bölümü çok belirgin değildir. Kadın da yiyecek getirir, erkek de yiyecek getirir. Hepsi at üzerinde gider, işte hayvanları gütmek için falan. Yani göçebe toplumların özellikleri. Ve buralarda gerçekten de kadının da erkekle aşağı yukarı eşit olduğu yönünde birçok bulgular var. Ama sonra yerleşik tarım toplumuna geçildiğinde, basit tarım toplumunda erkekle kadının işleri arasında, ne iş yaptıkları arasında ciddi bir iş bölümü oluyor. Ve o iş bölümü olduğu zaman, ortaya çıktığı zaman kadın geride kalıyor. Şimdi hocam bu önemli bir bilgi ve aslında bir zemin. Yani, tabii çok geriye gittik konu kapsamlı ama şu da var. Bugüne getireyim tekrar bugüne, sözü. Evet, yine izleyicilerimizin söylediği bir görüştü. Hukuk kuralları ve cezaların caydırıcı olup olmaması meselesi. Şimdi 8 Mart'ta geçen yıl ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik bir yasa çıktı, kabul edildi. Ama yalnızca bu geçen sürede bir yılda işte 137 kadın öldürülmüş, 106 kadın tecavüze maruz kalmış. Şimdi şiddeti önlemek için kanun da mı yetersiz kalıyor? Burada da bir sorun var. Ayrıca mesela sivil toplum örgütleri bu yasa hazırlanırken özellikle tasarının ailenin korunması merkezli olmasına eleştiri getirmişti. Çünkü kadının birey olarak korunmasından söz etmiyoruz. Her ne pahasına olursa olsun ailenin korunmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla kadının korunması geride kalıyor demişlerdi. Böyle bir yanı var mı gerçekten? Var. Var. Nitekim bunun üzerinde raporlar hazırlandı. Evet. Yani şimdi benim elimde yok bu veriler. Ama bende raporlar var. Doğrudur. Yani orada ailenin korunması ön plana çıkıyor. Ama bir önceki soruya eğilecek olursak yani kanunlar da yetmiyor. Kanun bir işe yaramıyor mu diye. Yok, kanunlar önemlidir. Peki. Yani yasalar önemli. Nitekim işte 1926'da şer'i kanundan, şeriat kanundan medeni kanuna geçiş kadın için büyük bir kazanım olmuştur. 1926. Bunlar da önemli ama tek başına yasa bütün problemleri çözmüyor. Öyle diyeyim. O yasanın uygulanması önemli ve sahip çıkılarak bu uygulamasının izlenmesi önemli. Politikalar burada önemli oluyor. Politik kararlılık önemli oluyor ve kolay süreçler değil bunlar. Uzun zaman alıyor. Genel olarak ileriye doğru bir gidiş var. Ama biraz sıkıntılı ve yeterli olmuyor. Yeterli olmuyor. Şimdi
yine bir haberden yola çıkacağım. Çünkü medya bunu çok görmedi ama sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Kadın örgütleri 2008 yılında Ankara'da yaşanan toplu tecavüz olayıyla ilgili açılan davayla ilgili, sanıkların beraatiyle sonuçlanan bu davayla ilgili görevi ihmalden Ankara Adli Tıp Kurumu ve 2 yıl boyunca rapor göndermeyen İstanbul Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar. Bu böyle bir örnek ama zaman zaman özellikle tecavüz suçuyla ilgili beraatler gazetelerde okuyoruz. Kamuoyu vicdanını da sarsıyor. Hani burada devlet kurumlarına güven duyulması konusunda da bir zaaf algılaması yaratır mı? Kadının güven duygusu için işte dedik ya hukuk ve cezalar, bu da çok önemli değil mi? İşte onu demek istedim zaten. Yani politik irade de olması lazım arkasında. Yani sadece yasa çıkartmak yetişmiyor. Bu yasanın uygulanmasını sağlayacak ve uygulayıcılar, yani işte güvenlik güçlerinin falan, bütün kolluk kuvvetlerinin hepsinin bu yasalara göre davranmasını, davranmadıkları zaman da izlenmesini sağlamak lazım. Yani bu işler tabii buralarda ciddi değişikliğin olması için çok yönlü çaba sarf etmek lazım. Tabii daha önce bahsettiğimiz husus, kol kırılır yen içinde kalır, aile içinde kalabiliyordu. Belki korkusundan, belki cesaret edemediğinden kadın uğradığı şiddeti çoğunlukla saklıyordu. Bir de şöyle bir durumdan bahsediliyor. Aslında şiddet mağdurlarının tehdit altında olduğu aileleri, akrabaları, arkadaşları ve çevrelerince de biliniyor. Hatta öyle biliniyor ki bir Ayşe Paşalı örneği vardı ki şiddet uyguluyor adam, tecavüz ediyor, öldürene kadar hiçbir şey ona engel olamıyor. Yani hani öldürene kadar şiddetin yolu açıktır demek de hakikaten üzücü. Tabii yani evet, bunlarla karşı karşıyayız ama benim yaklaşımım, yani bütün bunlar son derece ciddi insan konuları, yani trajedileri aslında. Ama bunların gerisinde ne var, niçin böyle oluyor diye baktığımızda o zaman toplumdaki, yani toplumsal olaylara bakmak lazım. Hem tarihi olarak biraz önce yaptığımız gibi, hem de sosyoekonomik ve sosyal psikolojik açılardan, yani bu toplumda kadının konumu nedir? Örneğin bunun ölçümleri var. İşte insani gelişmişlik endeksi diye bir şey var. Bu insani gelişmişlik endeksi aslında çok da karmaşık değil. 3 belirleyicisi var. İstihdam, gelir ve sağlık. Yani bunlara göre ülkeler mesela sıralanıyorlar. Her yıl Birleşmiş Milletler Gelişme Programı bunun üzerinde çalışmalar yapıyor. Türkiye üzerinde de raporlar hazırlandı. Bunun bir de kadını güçlendirmeye yönelik veya kadını güçlendirmeye hassas insani gelişme indeksi ve ölçümü var. Evet. Şimdi mesela bunlara bakacak olursak 2008'de 108 ülke içinde Türkiye'de 101. sıradaydı Türkiye'deki insani gelişme endeksi. 108 ülke içinde 101. sırada. Çok geri. Çok geri. Ve bu kadının geriliği, konumunun geriliğinden ortaya çıkıyor. Bu cinsiyetler arası farkı belirleyen endekste de 123 ülke içinde, pardon 130 ülke içinde Türkiye 123. sıradaydı. Yani aslında çok temel bir gösterge hocam. Çok temel göstergeler bunlar. Yani gayet de basit anlamak ve bunlara bakınca diyoruz ki nedir bu? Ne kadar büyük bir gerilik burada söz konusu. Evet. Yani kadın bununla aslında başa çıkmaya çalışıyor. Evet. Yani biraz önce söylediklerimiz hep önemli örnekler ama esas mesele ataerkil dünya görüşüdür. Ve yani dindarlık da bunu etkiliyor. Din adı altında da ataerkil değerler pekiştiriliyor. Halbuki öyle olması gerekmiyor. Ve yani burada bunu görebilmek lazım. Bir de şuna bakalım. Evet, şunları evet. bir göstereyim çünkü çok ilginç. Bu işte bu insani gelişmişlik endeksinin
Türkiye'deki illere göre, illere göre yapılmış hali. Şu koyu yeşiller yüksek insani gelişmişlik endeksine sahip. O da istihdam, gelir ve sağlık kriterlerine göre. O, o üç kritere göre. Bu beyazlar orta düzey. Tamam. Şuralarda da düşük insani gelişme endeksi. Bütün Türkiye için. Evet. Ve kadın erkek toplam. İşte batıdaki durum, doğudaki durum aslında. Evet. Şimdi devam edelim. Kadınlar özelinde var galiba. Evet. Şimdi kadınlar için. Tamam. Şimdi bakınız, burada yüksek insani gelişmişlik endeksi sadece 3 yerde görünüyor. Çok kısıtlı bir alanda. Metropolitan merkezlerde. Doğru. İstanbul, Ankara, İzmir. Ankara, İstanbul. Evet. onun dışında daha önceki haritada hep yüksek görünen şu yerlerde kadın yüksekliğini kaybediyor kadın bakımından bakıldığında. Evet. Ve büyük çoğunluğu orta düzey. Bir de şuraya bakın. Bu yani da kadının gelişmişlik endeksinin en düşük olduğu kısım, koyu renk olan. Evet. Değil mi? Yine Doğu illeri. Ve kadın erkek ayırmadan baktığımızda şöyle 2-3 ildeyken bu düşüklük, kadına kadınlar baktığımızda söz konusu olduğunda koyu yeşil olan alan bütün Doğu ve Güneydoğu'ya uzanıyor. Kadınlar için gelişmişlik endeksinin en düşük olduğu yer. Erkekler için bakalım. Bakalım oradaki birbirini açıklayan iki çok farklı bir harita. Evet, aslında harita. Bakınız ne kadar daha fazla yerde erkekler için yüksek bu. Buradaki koyu yeşiller yüksek değil mi? Buradakiler yüksek. Bütün bunlar yüksek gelişmişlik erkeklerin endeksleri. Erkeklerin gelişmişlik endeksinin yüksek olduğu bölüm bütün oldukça geniş. Fakat diğer taraf yani orta. Erkeğin gelişmişlik endeksinin düşük olduğu. Düşük değil. Hiçbir yerde düşük olmuyor. Hiçbir yerde düşük değil. Sadece orta. Şimdi bu beyaz yerler, beyaz olarak bırakılanlar da erkek gelişmişlik endeksi orta. Evet. Kadınlar için ise tekrar göstereyim. Hatta yan yana bakın. Yani nasıl da yan yana baktığımızda yüksek olduğu yer sadece 3 metropolitan merkez. İstanbul, Ankara. Burada sadece kadınlar için gelişmişlik var. Bakın sadece 3 il neredeyse. Evet. Halbuki erkeklerin gelişmişlik endeksinin bütün Türkiye'ye neredeyse yayılmış. Türkiye'ye yayıldığını bütün görmek enteresan. Halbuki erkeğin insani gelişmişlik endeksi yüksekse bunun kadına bir katkı yapmasını beklerdim hocam. Hayır, yapmıyor. Hayır, yapmıyor. Yani öyle görünüyor. Evet. Evet. Çok da için, net anlattı, yani doğru. Onun için yani burada ciddi bir toplumsal sorun var. Evet, o zaman hocam sevgili seyirciler, Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı ile sohbet ediyoruz. Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve 78 yılın ardından bugün kadının konumu diye söze başladık. Geldiğimiz noktada aslında siz önemli bir hususu vurguladınız. Kadın istihdamının önünün açılması, bırakın şiddetin önlenmesi, Türkiye'nin yoksulluğunun azalması için çok temel bir katkı. O da belki değil mi, kadına şiddetin önlenmesi için bir katkı yapacak. Çünkü benim anladığım bu ekonomik zorluklar meselesi var ya. Evet. Erkek ekonomik zorluk çektiğinde bunun da hıncını galiba kadından çıkarıyor. Şimdi hepsini bir arada almayalım çünkü epeyce peki, bir şey. Peki bölerek gidelim. Şimdi şu istihdamdan söz edelim. Dediğimiz gibi gerçekten kadının istihdamı toplumun ekonomisi için, toplumun refahı için olumlu bir faktördür. Şimdi peki kadın niye çalışmıyor diye sorduğumuzda yapılan araştırmalar var ve çok kapsamlı araştırma. Ben gene göstereyim burada bir şeyin. Bakınız en altta ne kadar büyük bir sütun var şurada. Evet. Bu yukarıdakiler çok daha küçük. Bu şudur. Daha önce çalışmış olan kadınlara, şimdi çalışmayan ama. Peki. Daha önce çalışmış, şimdi çalışmıyor. Niçin çalışmıyorsun veya niçin çalışmayı bıraktın diye sorulduğunda %40'ın üstünde bir oranı doğum yaptığım için diyor. Hmm. Yani çocuğuna bakmak için çalışmayı bırakıyor. Ayrıca bu şekilde çalışmayı bırakan kadınlara peki çocuğuna bakım hizmeti devlet sunarsa, iyi bakım hizmeti, sen tekrar çalışır mısın diye sorulduğunda %80'i çalışırım diyor. Şimdi burada çok ciddi bir politika söz konusu. Yani devlet politikası kadının istihdamını destekleyebilir.
eğer öyle bir irade varsa, istiyorsa bunu yapabilir. Bunun da hesabı yapıldı, programı yapıldı ve bu Çalışma Bakanlığı, Bakanlığı'yla birlikte KADER, evet, ve AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve KADER ve Çalışma Bakanlığı yaptılar. Bunu, bakın şunu gösteriyor. Eğer çocuk bakımı için 300 lira kadar bir takviye, bir destek verilse kadına, bu devlete ve aslında topluma da 720 lira kadar geri dönüyor. Bir değerle geri dönüyor. Yani çok da ekonomik. Niçin? Çünkü çocuğa hizmet sunulduğunda, bakım hizmeti sunulduğunda orada çalışanların ödedikleri vergiler var. Sonra annesi kendisi çalışacağı için onun ödeyeceği vergiler var. O da üretime katılıyor. Hepsi üretime katılıyorlar. Evet. Ve bunlar toplandığı zaman 720 liralık bir gelir, bir geri dönüş ortaya çıkıyor 300 liraya karşı. Yani iki mislinden fazla, evet, bir değer yaratılıyor. Dolayısıyla bu tür politikalar yapılmayacak şeyler değil bunlar. Yani kadını daha aktif ve daha üretken yapmak mümkün. Ve bundan da herkesin kazanacağı var. Şimdi diğer konuya geçecek olursak, ekonomik zorluklar, sokakta konuşulan, evet, evet, kimselerden biri de bundan söz etti. Evet. Çok doğru tabii. Gerçekten de ekonomik zorluklar saldırganlığı arttırıyor. Bunu biz sosyal psikolojide zaten derslerimizde de öğretiriz. Şöyle, engellenme duygusudur bu esas olarak. Yani bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler almak istiyor. Ama parası yok, engellendiğini hissediyor kişi, insan. Evet. O zaman daha saldırgan olmaya yöneliyor. Kızgınlık ortaya çıkıyor yani engellenme sonucu. Şimdi ekonomik dar boğazlarda işte şeylerin her şeyin daha pahalı olduğu zamanlarda bu daha çok hissediliyor tabii ve erkekler bunu daha çok hissediyorlar çünkü erkeklerin işte aile geçindirmesi falan bekleniyor ve erkekler bu engellenmeyi ve bu kızgınlığı daha fazla yaşıyorlar ve kızgınlıklarını karılarına yönlendiriyorlar. Yani bu da çok bilinen bir şey. Kızgınlığı işte gidip mesela kendi patronuna gösteremiyor kızgınlığını. Neden peki karısına gösteriyor? Çünkü karısı daha zayıf kendisine göre. Yani bir kere fizikman erkek daha kuvvetli. Ve işte bir taraftan da ataerkil değerlerle büyümüş. Ve kadına vurmayı, kırmayı, bağırmayı erkeklik olarak da görüyor bir taraftan. Yani bunun çok yönleri var. Psikolojik, evet, yönleri de var. Ve birisine üstün hissetmek istiyor. Ya özellikle ezilen erkekte bu daha çok var. Çünkü işte patronu eziyor, işte bilmem ne başındaki usta eziyor. Yani devamlı ezilen, evet, erkekte birisine üstün olma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Peki bu yine siz ataerkil değerler dolayısıyla diyeceksiniz ama şu namus belası diyeyim. Tam ataerkil. Tam ataerkil değerdir. Namus belası tabii. Tamamen yani olsun. Kadının namusundan erkek sorumlu oluyor. Burada, ya benimsin ya toprağın diyor. Evet. Yani bakın burada çok ilginç bir şey. Korunmaya muhtaç görünüyor kadın. Şimdi kimdir korunmaya muhtaç olan? Çocuk korunmaya muhtaçtır. Çünkü zayıftır çocuk. Evet. Çocuğun idraki, bilgisi, kapasitesi, her şey tabii kısıtlıdır. Dolayısıyla gerçekten çocuğun korunması gerekir. Kadın da korunmaya muhtaç görünüyor. Bu da kadının statüsünü düşürüyor. Kadının birisinin koruması lazım. Kimden? Erkeklerden. Yani çarpık bunlar. Halbuki kadınla erkeğin, yani Cumhuriyet'ten beri daha çağdaş toplumlarda da kadınla erkeğin ilişkileri cinsellik üzerinde değildir sadece. Cinselliğe dayanmaz sadece. Ortak çalışma, arkadaşlık, paydaşlık, dertleşme, konuşma, paylaşma, bütün bu şekillerde iki insan ilişkisidir en başta. Ama devamlı kadına cinsel bir obje olarak bakılırsa, evet, o zaman da devamlı onun korunması gerekiyor. İşte örtünmesi, korunması, bu tür yaklaşımlar kadına bir hareket imkanı sağlamıyor. Evet,
tam da soracağım soruya aslında sözü getirdiniz. Gerçekten birçok meselemizi acaba kadın üzerinden mi tartışıyoruz? Mesela türban böyle tabii, bir mesele. Tabii. Kürtaj böyle bir mesele tabii, değil mi? Tabii. Yani burada belki biraz dönüp de öz eleştiri mi yapmak lazım? Evet, yani zaten deminden beri öz eleştiri yapıyoruz. Yani doğru. Tabii tabii. Yani birileri kadından sorumlu hissediyor kendini. Kadının kürtajı konusunda erkekler konuşuyor. Evet. Ve fikir beyan ediyor. Bu doğrudur, bu yanlıştır diyor. Bu da kadına bir daha düşük bir statü atfedildiğini gösteriyor zaten. Birileri onu koruyacak. O kendini koruyamaz. Kendisi için en iyisini düşünemez. Onun için ben biliyorum, ben böyle istiyorum. Bu şekilde yapılmasını doğru buluyorum. Zihniyet yaklaşımı nasıl değişir? Bu. Değişir mi bu zihniyet? Çok zor konular, çok sıkıntılı konular der hocam ama. Değişir. Bakın değişir. Ben size o zaman bir iki tane güzel şey söyleyeyim. Lütfen. Hakikaten çünkü iç karartıcı oluyor. Bakın bir de bu var Türkiye'de. Türkiye'nin diğer portresi, kadın portresi. Bunu da gösterecek olursak hoş, bu pek görünmeyebilir. Hı. Ama ben okuyayım. Evet. Burada örneğin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri karşılaştırmaları evet, var. Meslek alanlarında, kadınların mesleğe katılımı aranda alanında. Bakın Türkiye'de avukatların %28'i kadın, Amerika'da %23'ü. Mimarların %39'u kadın, Türkiye'de, Amerika'da %13'ü. Mühendislerin %14'ü kadın, Amerika'da %9'u. Diş doktorlarının %39'u kadın, Amerika'da %9'u. Profesörler de, üniversite profesörlerinde %23 Türkiye'de üniversite profesörü, Amerika'da %18. Bütün Avrupa ülkelerinde tam profesör, yani evet, doçent, asistan olmayıp profesörlüğü elde etmiş olan kadınların oranı Türkiye'de dediğim gibi %23. Danimarka'da %6. Fransa'da %14, Almanya'da %4. İşte burada biz niye işte burada bugün kadına şiddeti konuşuyoruz? Yani onu zaten en başta onunla başladık. İki tane birbirinden bir uçurumla ayrı kadın dünyası var. Ne zaman ki meslek sahibi olur, eğitim alır, o zaman kadın müthiş kazanıyor. Ve yani meslek sahibi kadınlarda biz bu yararlanmayı görüyoruz. Ve o konularda mesleklere katılımda Türkiye çok iyi bir yerde duruyor aslında. Ama genel olarak sayılar az. Yani kadınların hala bir yerde dörtte biri, bir yerde beşte biri bazı ölçümlere göre hala tam okur yazar değil. Yani böyle kontrastlar var. Yani. Uçurum var. Uçurumlar var. Uçurumlar var. Evet, bu çok tabii temel bir husus ama şöyle tamamlayalım o zaman hocam. Dedik ya 1934'te seçme seçilme hakkını edindik. İşte hemen 1935'te bildiğim kadarıyla 18 kadın ilk kez milletvekili oluyor. Burada tabii oran önemli ama bakacak olursak bugüne gelirsek bugün de 550 milletvekilinden 78'i yani kadın. Yetersiz bir oran gibi duruyor. İşte aslında daha da düşüktü. Yani 1950'lerden itibaren ne yazık ki demokrasiye, yani çok partili demokrasiye geçtikten sonra evet, bir ikilem içinde neredeyse kadın konusu. Çünkü giderek kadınların politikaya katılımı Büyük Millet Meclisi'nde azaldı oran olarak. Ancak son yıllarda tekrar bir toparlanma oldu ama gene de en baştaki kadar değil. Peki hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Size yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Sağ olun. Hoşçakalınız. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu akşamı da tamamladık. Yarın akşam yine bambaşka bir konuda sohbet edeceğiz. Ali Poyrazoğlu bizimle olacak. Bu kez o da farklı bir meseleyle gelecek. Çünkü Borusan Filarmoni Orkestrası'nı bu kez Ali Poyrazoğlu yönetecek. Öncesinde sevgili seyircilerimiz belki hatırlayacaktır, Rahmi Koç, Cem Yılmaz gibi isimler şeflik yapmıştı. Sıra Ali Poyrazoğlu'nda. Yarın akşam biz de hemen öncesinde sohbet edeceğiz. Türkiye, Türkiye'yi öğreniyor. Bu defa milletvekili dokunulmazlığını tartışıyoruz. Oğuz Aksever